Deniz abla, sen geç ara hemen. Yok yok yok. Hayır sağ ol. Yapma abla, geç işte. Tamam, ben beklerim. Geç. Tamam, sağ ol. Alo Erhan. Merhaba Deniz. Ne yaptın? Ulaşabildin mi? Ya yok maalesef. Yani her yolu denedim ama bulamıyorum. Sanki yer yarılmış, içine girmiş adam. Erhan, bir şey yapmamız lazım. Bu kız için bir şey yapmamız lazım. Yani ne bileyim, ufak da olsa bir para bulalım bir yerden. Hani en azından tedavisine başlanabilsin. Deniz, sen hiç merak etme. Ben halledeceğim, söz. Bütün çevreme soracağım. Tamam, sağ ol. Ben yine arayacağım seni. Ben bir telefon daha açacağım ama. Ne demek abla, lafım olur. Sağ ol. Alo. Murat. Ne haber, nasıl oldun? Daha iyiyim Deniz. Deniz, yoksa bir şey mi oldu? Murat, benim Hakan'a ulaşmam lazım. Hiçbir yerde bulamıyorum. Acaba yani bir polis tanıdığın falan var mı? Ha, tabii tabii, sorarım. Da yani niye lazım oldu eski kocan? Bir arazi meselesi, bir para için. Azra'nın kardeşi için. Tamam. Oldu, elimden geleni yaparım. Yeter ki sorunu çözüz. Tamam. Sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bakalım. Bir aksilik çıkmayacak inşallah, değil mi Hazret? Çıkmayacak. O iş bende, sen merak etme. Tamam, hadi rast gelsin. Hadi göster kendini. Konuşmayacak mısın? Öyle sessiz sessiz oturmaya mı geldin? Ben sana diyeceğimi dedim. Öyle mi? Hı-hı. İşini düşünce çağırdın ama seni hiç böyle tanımazdım. Sayenizde öğrendik canım. Sayenizde burada yaşamayı da öğreniyoruz. Şimdi kes bunları da. Mahallede ne oluyor, ne bitiyor, havadan sudan bir şeyler anlat. Memurlar çakozlamasın, tamam mı? İşte Naciye ablanın da gelini, dördüncüyü doğurdu. Hatırlıyorsun değil mi Naciye ablayı? Hatırlıyorum. Kız doğurunca yine çıldırdı kadın. Mahallenin ortasında bir dövdü, bir dövdü. Yok ya, öyle mi oldu? Tamam mı? Bana bak, sana yine işimiz düşebilir ona göre. Aradığımda cevap ver. Hasret. Hayırdır ya, kim geldi? Bacım geldi ya. Sen daha yeni test demedin onu ya. Ya yüzsüz ya, illa öyle barışacağım diye tutturmuş benimle. Hasret. Sana bir şey olmuş ya, senin boyun mu uzadı? Ya ne uzaması Hüsos, saçmalıyorsun ha. Ya bildiğin boyun uzamış senin. Ya bak vallahi canım sıkkın fena olacak ha şimdi. Hadi hadi işine git. Allah Allah. Uzanmışsın işte. Paslanıyorsun Zerrin. Paslanıyorsun. Tam sıkı yönetime geçecektin. Bu sefer de Murat'ın eline koz verdin.
Ayağına dolanıyor her şey. Müdürüm. Ne var? Naciye. Ne istiyor yine? Geçemez dedim ya Azra'ların kısmına. Ha yok, onunla ilgili değil. Kızını yıkamak için banyoyu saatinin dışında kullanmak adına izin istiyor. Tamam. Uçları karışmış hep. Hayır, istemiyorum. Ne banyosu ya? Merak etme, Naciye ile gideceksin banyoya. Zerrin Hanım'ın da Melis Hanım'ın da bilgisinde. Hayır Berna, baştan söylesene. Tamam. Hadi gel. Ya Hasret, kızım senin bildiğin boyun uzamış ya. Yok ya. Sen de görünmeyeli küçülmüşsün Hüso. Yani Hüso'cum tabii sen genişlediğin için sürekli anlamamışsındır. Kızlar. Bakın anam bugün salçayı Antep'ten gönderiyormuş. Son şansınız. Sipariş verecekseniz alabilirim yani. Tamam, her şey salça etmemiz Hüso. Of. Siz ne anlarsınız biberden, ne anlarsınız salçayı? Yapacağız ya. Bu gerinin gözü her yerde. Sen her burada parti marti diyorsun. Tamam işte. Bu yüzden parti diyorum. Mesela orada. Bildiğim bir şey var, siz merak etmeyin, tamam? Hadi paketleyin şunları. Demek o sümüklü Naco kızını banyoya götürdü, öyle mi? İyi. O küçük, günahkar gammaz gebermeden önce, kefenini giymeden önce yıkansın, paklansın, iyidir. Siz gözünüzü dört açın. Bu iş bugün bitecek. Emaneti ben vereceğim size. Kendi ellerimle hazırladım. Yargından benim ağrıyor ha. He? Ne? Üstüm açık kalmış herhalde. Ya Azra'yı gördünüz mü? Görmedik, ne oldu? Bugün benim doğum günüm ya. Ne? Aa. İyi ki doğdun. Ha, sağ ol. İyi ki doğdun da bize niye söylemiyor?
Ben pasta yapardım ha sana. Ayıp ya. Ya ayıp ya. Ben Azra'ya söyledim. O da dedi ki sana sürpriz doğum günü partisi ayarlayalım. Şimdi onu arıyorum o yüzden işte. İyi de Heves abla sen biliyorsan biz bilmiyorsak parti sana sürpriz olmaz ki, bize sürpriz olur. Hı, duydun mu? Hayır, bize niye söylenmiyor ben onu anlamadım. Niye acaba? Ne bileyim ha, ne geldi işte. Ah. Ha. Hanımlar beni bakın. Çok ağladık, çok üzüldük birkaç gündür. Ama yeter ya. Bir eğlenmenin vakti gelmedi mi? Geldi. Ha, bir kendimize gelelim değil mi? Bir eğlenelim. Bugün Heves kardeşimizin doğum günü, o vesileyle biraz çalıp oynamayalım mı? Güzel bir kutlama yapmayalım mı ya? Yapalım. Muazzez abla yapıştır en güzel doğum günü şarkını hadi. Yapıştır. Happy the birthday. Göbek atıyorum. Yonca, parayı bulmuş olmasın bunlar? Yani ben de bilmiyorum ama hiç sanmıyorum Dudu. Bulsalar da herhalde haberimiz olurdu o kadarından. Yani belki böyle stres atıyor. Yok. Aa bu işte bir bitkeni. Bak. Dur bakayım. Ne yapıyorsun Azra? Ne yapıyorsun? Özge. Olabilir. Ne oluyor? Çıkar çocuğum rahatla. Çekil bakayım ne oluyor? Özge. Abla tamam çekilin kızın başından bir. Çekil kızın başından. Tamam. Tamam çıkın dışarı siz. Çık dışarı çık. Dışarı çık abla hadi. Tamam kapatın kapıyı hadi. İyi misin? İyi misin gel. Tamam gel otur şuraya. Ne kadar gecikti? Kızın yüzüne vurmayın dedim ama galiba hamile. Yoksa kusarken niye ağlasın? Kimden acaba? Alp'tendir mutlaka. Kudret'in torunu oluyor galiba. Deniz ne olur annem bilmesin, ne olur yalvarırım hiçbir şey söyleme. Kızın sır saklanmaz Özge. Bugün öğrenmişse yarın öğrenir. Tamam. Bir şey yok. Ben sana bir nane limonu yapayım tamam mı? Midemi rahatlatır. Tamam.
Ne? Ağzınızı sıkı tutuyorsunuz. Tamam, dağılın. Hadi abla, hadi dağılın. Tamam. Ben hazırım anne. Aferin. İpeği de al yanına. Yancılık yapsın sana. Temiz iş çıkarın. Fena bir yerde. Tamam mı? Eyvallah. Kardeş. Hı. Hadi gidiyoruz. Tamam. Ağlama artık. Artık ağlama. Deniz, keşke ben de ölseydim. O hayvanı öldürdüğüm gün keşke kendimi öldürseydim. Özge, böyle konuşma. Böyle konuşma. Deniz, ben ne yapacağım? Ben mahvoldum. Ben mahvoldum. Geçecek. Bulacağız. Bir yolunu bulacağız. Tamam, bir nefes al. Tamam. Hadi bir nefes al. Gel hadi. Selin Hanım. Bunları F blok tuvaletlerinde bulduk. Birisi yine içeriye uyuşturucu sokmuş. Kudret annem, başlamışsın dağıtıma. Hayırlı olsun. Feblon keşişleri bayram etmiş sayende. Ne zamandır böylesini kullanmadık diyorlar. Çok hayır duası aldın annem, çok. Kesin ulan! Yaz memur! Şşş. Bak buraya. Ne oldu? Zerrin müdürü görmem lazım, acil. Olmaz şimdi. Yaz! Yaz! Acil diyorum, acil! Tamam, sakin. Kim sokmuş bu uyuşturucu içeri, öğrendim hadi. Aklıma Kudret'ten başka kimse gelmiyor ama... Mümkün değil, Kudret değil. Göz açtırmıyorum, ona eminim. Sizi görmek istiyormuş. Olmaz dedim ama dinletemedim. Ne var? Özel bir durum var da... Şu tarafa gelir misiniz azıcık şöyle? Ya acil bir durum olmasa gelmezdim. Şimdi bana içeriye mal sokma dedin. Beni kuruttun. Başkalarına yol açmakmış meğerse amacın. Ha? Bizim elimiz kolumuz bağlı. Öbürlerinin yolu açık, hayatları lay laylom. Bana hesap sorma Kudret. Ben de bilmiyorum kim olduğunu. Eğer başkasını destek uzatma. Odana git. Götür şunu odasına. Özlem. Kanka, bu sefer öyle ayakkabıyla topuklu olacak gibi değil. Mal çok, işimiz zor. Doğru diyorsun. Ne yapacağız lan? Tamam anacığım. Kaç otobüsüyle gönderiyorum dedin? Heh, iyi tamam. Ana, salçayı bol bol gönder ha. Ben satarım hepsini burada onu. Bir de o mavi çocuk bizim akrabaydı değil mi? Heh. Ana, ona şöyle söyle. Allah'ım, bu da salçayla bozmuş ya. Heh, haremdeki büfeye bıraksın. Geçen sefer yazıhaneden çalındı ya. Tamam. Sen gönder. Ben de sabahın işe gelmeden uğrar alırım anacığım. Hadi görüşürüz. Aslında salça iyi fikir ha. Çok iyi olacak, çok iyi. Biz sana haber. İyilik. Siz ne yapıyorsunuz? Ne haber Hüsa? Merhaba. Şu salça meselesi hala devam ediyor değil mi? Annenden getirecektin falan. He. Hatta anam şimdi gönderecek otobüsten. Aa, çok iyi ya. Biz de aslında pul biber istiyoruz ya. Hem mutfakta çok ihtiyacımız oluyor. Hem de Antep'in pul biberi iyidir yani. Böyle bir nokta atışı yaparız değil mi? Tabii ya. Biberin yanı Antep'ten gelir.
Çok iyi, çok iyi. Hasret de bayılıyor zaten. Acıyla harman olmuşuz biz size, değil mi? Ben anama söyleyeyim o zaman, eklesin siparişlere. Eklesin. Fakat bize kilolarca lazım, yani fazla lazım. Yuh, kilolarca bir yere ne yapacaksınız kızım? Ne demek ne yapacaksın? Yani hem bize mutfakta lazım oluyor, hem millete dağıtırız, jest olur. Millet acıya müptela. Olur, bana uyar. Çok iyi. Ne zaman getirebilirsin peki? Ben şimdi anamla konuşurum, siparişleri eklettiririm, verir otobüse. Sabah 7'de haremde olur, alır gelirim. Ya çok iyi, çok iyi. Sabah 7'de diyor, haremde olur. Ben anama söyleyeyim o zaman. Yaşa, yaşa. Anacığım. Sabah diyor. Ya bir 3-5 kilo da pul biber ya. Sattım.